Herkese merhabalar, Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alba S Pro 2'den bahsedeceğim. Alba bize bu scooter'ı yaklaşık bir ay önce denememiz, test etmemiz için verdi. Bu videoda da sizlere hem deneyimlerimizi aktarmaya hem de scooter'ın genel özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Alba markasından bir bahsedeyim. Çoğunuz zaten biliyordur. Alba yerli bir firma. Türkiye'de bu scooter'ı üretmeye başladılar. Motoru haricinde geri kalan pek çok komponentini, şasesini, gövdesini Türkiye'de üretiyorlar. Bu da gerçekten çok önemli bir detay bence. Çünkü Türkiye'de böyle bir sektörün ilerlemesi, böyle bir sektörün doğması çok önemli. Bunu da desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu ürünlerin Türkiye'de yapılması bizim için büyük avantaj. Hatta Alba İngiltere'ye de bu scooter'ları yolluyor. Bu da ülkemizin adının yurt dışında bu tarz ürünlerle gözükmesi de bence çok önemli bir detay. Sonuçta elektrikli bir otomobil yaptığımız bu dönemde elektrikli scooterlarla da başka ülkelerde anılıyor olmak çok değerli. O yüzden bu videoda sizlere Alba S Pro 2'den bahsedeceğim. İlk olarak Alba S Pro diye bir modelleri vardı. Onunla arasındaki temel farklılıklardan bahsedeyim. Dolma lastikler vardı bir önceki neslinde bu scooter'ın. Bunda ise 12 inçlik havalı lastikler var. Normal içinde şamreli bulunuyor. Bu lastiklerin konforu arttırdığı söyleniyor. Biz daha önceki modelini test etme fırsatı bulmadık ama bu scooter gerçekten aşırı derecede konforlu bir scooter. Rahat bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. 12 inçlik lastiklerinin rakiplerine kıyasla büyük lastiklerinin olmasının avantajını da örneğin çukura düştüğünüz zaman, arazide örneğin böyle bir yerde sürüş yaptığınız zaman fark ediyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamadan konforlu bir şekilde scooter'ı kullanabiliyorsunuz. Kutu içeriğinden birazcık bahsedeyim. İlk olarak scooter'ımız kurulu olarak geliyor. Gövdesi katlı bir şekilde kutunun içeriğinde çıkıyor. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi geliyor. Yanında bir de şarj adaptörü geliyor. İsterseniz bu çıkan şarj adaptörünü bir üst model olarak güncelleyebilirsiniz birazcık fiyat farkı vererek. 48 volt 2 amperlik olan modeli 48 volt 3 ampere çıkararak daha hızlı bir şarj, yaklaşık %30'du sanırım, daha hızlı bir şarj elde edebilirsiniz. Tam yeri gelmişken şarj süresinden de bahsedeyim. Yaklaşık 4-5 saat gibi bir sürede tamamen şarjını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz size S Pro 2'nin birazcık genel özelliklerinden ve görünüşünden bahsedeyim. 12 inçlik hava şişirmeli lastikleri bulunuyor. Bu lastikleri konforu ve sürüş dinamiklerini iyi etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü büyük lastiklere sahip olmanız size hem güvenlik sağlıyor hem de ekstra bir konfor sağlıyor. Rakiplerinde genellikle 8,5 inçlik lastikler bulunuyor. Onlarda küçük çukurlara girdiğiniz zaman hissediyorsunuz, böyle yani hatta daha derin çukura girerseniz ön tekerleğiniz takılıp düşme riski yaşayabiliyorsunuz. Bunda çukurlardan çıkıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu da güvenliği ciddi manada arttırıyor. Ayak basma kısmı da geniş, yüksek bir şaseye sahip, konforu arttırıyor. Hem de bastığınız zaman ayaklarınızın boşa çıkma ihtimali ya da kendinizi dengesiz hissetme ihtimalinizi de düşürüyor. İsterseniz yan yana basarak scooter'ı kullanabiliyorsunuz. Başka sürüş pozisyonları elde etmek istediğinizde de önemli bir artıya dönüşüyor. Önde ve arkada disk fren sistemi bulunuyor. Bu disk fren sistemi mekanik bir şekilde çalışıyor. Fren kollarımız da oldukça iyi, hissiyatları güçlü. Rakiplerinde yine tek bir fren mekanizması bulunuyor genellikle elde. Çoğunda motor freniyle birlikte kombine bir şekilde çalışıyor. Bunda ise hem önde hem arkada fren bulunması, hızlı bir şekilde frenleme yaparak kendinizi güvenli hissedebiliyorsunuz. Yokuş aşağı falan inerken de yine hem arka hem ön freni sıkarak da daha dengeli bir şekilde frenleme yapmanıza da imkan tanıyor. Önde arkada LED aydınlatmaları bulunuyor. Bu aydınlatmaları da yine artı eksi butonlarına basılı tutarak aktif hale getirebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde aydınlatma yaptıklarını da söyleyebilirim. Frene bastığınızda da arka fren iyi bir şekilde aydınlatarak frene bastığınızda arkadan gelen sürücülere belirtiyor. Devasa çamurlukları var. Bunlar da yine sizi çamurdan yağmurlu sürüşlerde koruyor. Ama tabii bu tarz ürünlerin çok yağmurlu havalarda sürülmemesi de gerektiğini de belirtmek istiyorum. Sonuçta elektrikli ürünler belirli yerleri yalıtım kaybıyla su alabilir ya da sizin dikkatsizliğinizle örneğin batarya şarj kısmından su girebilir. Yağmurlu havalarda çok sürmemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde yağmurlu havalarda ben herhangi bir problem yaşamadım. Lastik tutuşları bile çok güzel. Hatta Selman da çok beğendi lastiklerinin kalitesini çünkü kaymıyorsunuz yani. Çok sağanak bir havada da sürmüştük. Şans eseri öyle bir yağmura takılı kaldık, sürdük. Herhangi bir tehlikeli hissettirmiyor. Hem az önce de söylediğim gibi bunda büyük lastiklerin olmasının da bence önemli bir payı var. Şimdi benim bu scooter'da en sevdiğim özelliklerden birisi olan ayarlanabilir gidondan bahsedeceğim. Daha geniş bir gidon bulunması daha kontrollü bir şekilde sürüş yapmanıza olanak tanıyor. Elcikler de benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kalın
tutması konforlu elcikler. Bunlar da yine sürüşünüzü olumlu yönde etkiliyor. Tabi bu tarz ürünlere biniyorsanız çoğunlukla eldiven takmanızı, kask giymenizi de tavsiye ederim. Az önce de söylediğim gibi fren mekanizmaları da ele gayet iyi bir şekilde oturuyor. Orantısal olarak normal bisikletlerde bulunan fren kollarına sahipler neredeyse. Hatta sanırım öyleler. Bunların üzerlerinde de kauçuklar bulunuyor. Kaymaması için elinizin üzerinde rahat bir şekilde tutuşlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok sevdiğim bir özellik var. Sağ frende, yani arka frende bir el freni bulunuyor. Bu el freni de örneğin yokuş aşağı, yokuş yukarı park ettiğiniz esnada skuterinizin kaymasını önlüyor. Ben gerçekten bu özelliği de çok sevdim. Böyle bir özellik kesinlikle gerekiyor. Kullanmak gerçekten çok büyük artı katıyor. Bunu da koydukları için gerçekten çok hoşuma gitti. Trafikte görünür olmak, duyulur olmak çok önemli. Bunların en önemlilerinden birisini sağlayan şey de zilimiz. Üzerinde bu şekilde bir zilimiz bulunuyor. Bu elbette yayalar için böyle hani hafif trafiğin olduğu ortamlarda kullanılabilen bir ürün. Fakat böyle biraz daha trafik içinde gerektiğinde daha güçlü bir kornaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun haricinde çok güzel bir detay var. Burada kabloları güzel bir şekilde toplayan güzel bir kılıf düşünülmüş. Hoş olmuş. Çünkü hani o kabloların böyle alakasız bir şekilde dağınık durmasını ben gerçekten istemezdim. Hem katlama esnasında bunların bir araya karışmasını önlüyor. Hem de daha böyle onların zarar görmesini de önlüyor açıkçası. Bu da güzel düşünülmüş bir detay. Şimdi böyle bir scooter aldığınız zaman bunu elbette ki büyük olduğunu düşünürsek çoğu zaman evinize çıkaramayacaksınız ya da AVM'lerin içerisine sokamayacaksınız. Bunu da çok güzel bir detayla çözebilirsiniz. Şasesinde bulunan boşluk kısmındaki scooter'ınızı alacağınız bir kilit ile örneğin dışarıda AVM'nin bisiklet park alanına kilitleyerek bırakabilirsiniz. Bence bu scooter'ın en önemli artılarından birisi de bu şasesi. Orada çok güzel bir kilit alanı mevcut. Oraya kilitleme yaparak scooter'ınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Renkli bir ekranı bulunuyor. Bu renkli ekrandan hızını görebiliyorsunuz, yaptığınız ortalama hızı görebiliyorsunuz. Güç modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunları kontrol edebiliyorsunuz. Zaten birazdan onlardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Scooter'ımızda 450 watt'lık 48 voltluk bir motorumuz bulunuyor. Maksimum olarak 900 watt'a kadar güç verebiliyor ve 25 Nm tork elde ediyorsunuz. Bu da %8'e kadar, benim tecrübeme göre ise %20'lere kadar çıkan bir eğimi tırmanabiliyorsunuz. Yani 11 derecelere varan bir eğimlerde başarılı bir şekilde hızlanarak hatta çıkabiliyorsunuz yokuşları. Scooter'ımızın batarya özelliklerine geldiğimizde ise standart batarya aldığınızda 7.8 amper saatlik bir batarya geliyor. Bu da 25 kilometreye kadar bir menzil sunuyor. Ekstra menzil seçeneğine sahip olan batarya 16 amper saat ve 80 kilometreye kadar menzil sunuyor. Tabii bu 80 kilometre sizin sürdüğünüz alana, sürme hızınıza bağlı olarak da değişiyor. Bu genellikle düz bir yolda, düşük hızlarda sürdüğünüz zaman karşılaşacağınız bir menzil. Bizim scooter'da elde ettiğimiz menzil yaklaşık 50 kilometre. Elbette çok dik yokuşları da çıktık bu 50 kilometrede. Sahilden de uzun sürüşler gerçekleştirdik. Uzun menzilli scooter ile. Kısa menzilli scooter biraz daha düşük kalacak buna nazaran. Onun haricinde dediğim gibi 11 derecelere varan eğimleri rahat bir şekilde tırmanabiliyorsunuz. Bu da çoğu scooter'dan daha yüksek bir eğime çıkabildiği anlamına geliyor. Şimdi scooter'ımızın birazcık kontrol panelinden, ekranından bahsedeyim. Az önce de söylediğim gibi renkli bir ekrana sahip. Buradan tüm değerlere erişebiliyorsunuz. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Açma kısmı da şu alt kısımda bulunuyor. Örneğin moduna bastığım zaman şu anda speed'i gösteriyor. Yaptığım hızı gösteriyor. Burada ortalama hızımız 15 km saat. Burada yaptığım maksimum hızı gösteriyor. Yokuş aşağı falan 50 kilometreleri görebiliyorsunuz. Ama scooter'ın düz yolda yapabildiği 3. modda, şu anda da 3. modda zaten, 40 km hıza ulaşabiliyor. İkinci moda geldiğimde ise yaklaşık 30 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor. Birinci modda ise 20 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Burada da tamamen gücü kapatmış oluyoruz sıfıra getirdiğimiz zaman. Alt kısmında da 5 kademeli olarak şarjını gösteriyor. Bunların da renkli bir şekilde sunulması gayet hoş olmuş. Tüm detaylara ayrı ayrı hangisinin hangisinin olduğu anlayarak renkli bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Artı butonuna basılı tuttuğum zaman ön farını yakıyor. Tekrar basılı tuttuğumda, hatta burada da simgesi çıkıyor, artı butonuyla kapatabiliyorum. Şimdi gaz kolunun kontrolü de bu şekilde, buradan basarak sürüşünüzü gerçekleştirebiliyorsunuz. Scooter'da herhangi bir kick sistemi bulunmuyor. Gaza bastığınız anda gitmeye başlıyor. Az önce de söylediğim gibi gidonu kendi yüksekliğinize göre ayarlayabilmeniz de, örneğin şuradan ben biraz daha yukarı doğru istiyorum, daha böyle burama gelsin istiyorsanız, diğer scooterlarına nazaran bunu ayarlayabilmeniz de çok büyük bir artı katıyor. Büyük lastiklerin olması, ayak basma kısımları gördüğünüz gibi kocaman olması sürüşü önemli ölçüde arttırıyor.
Fren kollarının az önce de söylediğim gibi büyük olması bunlar da gerçekten hem tutma kolaylığı sağlıyor hem de gerçekten sağlam bir fren yaptığınızı hissettiriyor. Şimdi S-Pro 2'nin nasıl katlandığını size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi bir mandal bulunuyor. Şunu yukarı doğru kaldırıp mekanizmayı da açtığım zaman kilit mekanizması açılıyor. Bu şekilde buradan bastırarak katlayabiliyorum. Ardından şu şekilde taşımak istediğim yerlere ya da koymak istediğim yere rahatlıkla götürebilirim. Bunu da hatta şöyle düzeltebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi kabloların toplanıyor olması da bu mekanizmada büyük bir artı sağlıyor bu şekilde. Tek bir hat şeklinde duruyorlar. Tekrar şöyle düzelteyim hatta. Nasıl açıldığını da görelim. Bu şekilde kaldırıp tekrar mekanizmayı kilitliyorum. Burada kilit mekanizması da yerine oturuyor. Hatta şeyi de göstereyim. Bu yükseltme alçaltmayı da buradan rahatlıkla skuturu alçaklığını yüksekliğini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hatta öğrendiğim kadarıyla Alba'nın katlanır bisiklet mekanizmalarıyla aynıymış sanırım bu gidon sistemi. Buradan da yine gidonun açısını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da hani daha böyle alçak istiyorsunuzdur, daha böyle yukarıda olsun istiyorsunuzdur. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hatta bence çok güzel bir önemli artısı daha var bunun. İstediğiniz herhangi bir gidonu dahi buraya takabilirsiniz. Ben daha geniş gidon istiyorum, daha dar gidon istiyorum. Ona göre kişiselleştirmelere de müsait. Bu videoda size Alba S-Pro 2'den bahsettim. Gerçekten çok güzel bir skuter olmuş. Şehir içerisinde bir yerden bir yere ulaşmak istediğinizde hele de biraz daha uzun bir menzile sahip olmasıyla tercih edilecek bir ürün olmuş. Hem fiyatı olsun bence gayet uygun bir fiyata sahip. Hem de kullanılan materyal kalitesiyle çok iyi bir skuter ortaya çıkmış. Alba'nın da herhangi bir problem yaşadığınızda markasının arkasında durması da çok önemli bir detay. Hani gereken yedek parça konusunda olsun ya da diğer ürünler olsun size destek oluyorlar. Bunda da yine herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı da belirtmekte fayda var. Merak ettikleriniz olursa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan sorularınızı cevaplandırmaya çalışırız. Kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek de bize destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.